Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, burç burç yaz mevsiminde aşka dair olası yaşayacaklarımız serisine devam ediyoruz ve biz yay burcundayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından mesajla benimle iletişime geçebilirler ve bu videonun katkısı nelerdir deyip bakalım neler neler duyacağız arkadaşlar. Evet, Yay burcunun öncelikle şu anda aşka dair enerjileri nelermiş bir bakalım. Şimdi önce birinci çakramız çıktı. Birinci çakra neydi arkadaşlar? Hayatımızdaki kökleri, barınmayı, işte nedir, güveni, su, yemek ve aile gibi temel ihtiyaçlarımızı temsil eden çakramızdır ve bir yere ait olma hissiyatını da ayrıca temsil eder. Dengeli olduğunda kendimizi güvende hissederiz. Bir yere aitlik duygumuz sağlıklıdır. Bloke eden duyguysa arkadaşlar korku duygusudur birinci çakrayı. Eğer bloke olduysa maddi konularda sıkıntılar yaşayabiliriz. Veya işte nedir bu konuda endişelere kapılabiliriz. Daha doğrusu her konuda bir endişemiz olabilir. Kaybetme, ölüm, terk edilme korkuları yaşayabiliriz. Başka neler olabilir? Bir de yetersizlik hissi hissedebiliriz. Fiziksel olarak baktığımızdaysa işte nedir? Kabızlık sorunu, bel, kalça, diz ağrıları, jinekolojik veya sorunlar baş gösterebilir. Bunlardan bir veya birkaçı sizde varsa birinci çakra ile ilgili bir bloke olma durumundan söz edebiliriz. Bunu dengelemeniz ve temizlemeniz sizin için önemli arkadaşlar. YouTube'da bununla ilgili birçok çalışmalar bulabilirsiniz. Bu bir şekilde aşka dair enerjilerimizi de etkiler. İşte bir ilişkide kendimizi ait hissetmeme. İşte nedir? Kaybetme korkusu, terk edilme korkusundan dolayı aşırı kıskanç ve sahiplenici bir tavır gösterebiliriz. Bu da karşıdaki kişiyi sıkabilir arkadaşlar. Bu enerjileri hissediyorsanız hayatınızda ya da aşka dair konularda bunların şifalanması sizin aşk hayatınızın sağlığı açısından önemli. Ama şu var, güzel olan çiçeklenen bollukla beraber ilişkisi olan sevgili arkadaşlarım için ilişkide gerçekten aslında birbirinizin hayatına değer kattığınız, katkı sağladığınız bir ilişki içerisinde olabilirsiniz ve bu ilişkiyi daha güzel seviyelere taşıma durumu söz konusu. İlişkisi olmayan arkadaşlarım içinse kısmetiniz bol bir dönem diyebilirim. Hatta böyle bir kararsız da kalabilirsiniz. Acaba hangisini seçsem gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine burada ilişkilere dair evet arkadaşlarla paylaşmak çok güzel mutluluklarımızı vesaire ama biraz kendimize bazı şeyleri saklamanız önemli. Kıskanç gözler ve enerjiler aşk hayatınızı negatif anlamda etkileyebilir. Bakalım yaz döneminde olası yaşayacaklarımız neler aşka dair sevgili Yay burcu. Evet ya aynı burçlar çıkıyor. Yine aynı ben ne yapabilirim? İşte gözünüzün önünde kardım ve çektim.
Evet, bir romantik partnerimiz var. Kupa Şövalyesi. Burçları söyleyecek olursak Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Akrep ve Balık burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler olabilir. Nasıl olabilir karakteri? İşte duygusal diyebiliriz. Ayrıca romantik, bilgili, kültürlü, oturup kalkmayı seven, işte böyle küçük jestler yapmayı seven, çiçektir ve böyle nedir, hediyedir, alıp vermeyi seven birisi diyebiliriz. Tam anlamıyla aslında aşk erkeği diyebiliriz. Karizmatiktir göründüğü üzere. Samimi, sıcak ve uzun vadeli planlar yapan birisi diyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar seçenekler arasında kalacağız dedik ya, kısmetlerimiz bol işte, cesur, özgüveni yüksek, çalışmayı seven, çılgın, ateşli, biraz kararsız olan, ani kararlar veren iki partner arasında kalma ihtimaliniz var. Bir kısmınız için bütün bunlar bir partnerde de olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Evet, kadersel bir birliktelik gözüküyor yaz döneminde. Halihazırda var olan bir ilişkiniz varsa bunun daha da ciddi bir mertebeye taşınması söz konusu yaz döneminde. Bir nişanlanma, düğün planı, düğün tarihi belirleme durumu. Hatta bir kısmınız için arkadaşlar düğün işte düğünle beraber sanki başka bir şehre gitme durumunuz söz konusu olabilir. Birçoğunuzda çok ani, hızlı gelişmeler ve değişimler, dönüşümler olabilir. Arkadaşlar, ilişkide çok hızlı ilerleme durumu var. Şimdi burada hatta kararsız kalma durumunda, yani birisini seçip bir süre flört edip sonrasında yok bununla olmadı deyip diğeriyle de yola devam edecek olan yay burcundaki arkadaşlarımız da var arkadaşlar. Doğruya doğru, yani sonuçta olmadıysa tabii ki onu bitirip başkasına bakmanız gayet normal. Ama burada yaz döneminde yaşayacağınız her şey sizin aşka dair kadersel dönemeciniz diyebilirim. Buradaki uygun kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Burada yaz döneminde son karar verdiğiniz kişi sizin kaderinizdeki kişi diyebilirim. Yani güzel bir yaz geçireceksiniz, aşka dair romantik, mutlu olacağınız bir dönem. Sadece hani şu seçenekler arasında önce birisi sonra diğerine gidenler biraz sıkıntı yaşayabilir ama sonrasında onlar için de gayet olumlu olacak diyebilirim. Sürprizleri ne? Ama çok hızlı ilerleyecek. Dediğim gibi bir kısmınızda yani evlenme durumları, düğün tarihini belirleme durumları da söz konusu. Sürprizleri neymiş bir bakalım. Şimdi sürprizler ne? Sürprizler ne? Kendini çok yalnız hisseden sevgili yaylar. Allah'ım Allah'ım, ben yalnızlıktan ölüyorum diyen, böyle kulelere kendini kapatmış gibi hisseden sevgili yaylar. Evet, aradığınız romantik partner, ya bu çok romantik. Romantik birisi geliyor size sevgili yaylar yani. Evet, aradığınız romantik partner yazın hayatınıza girecek. Kesinlikle giriyor diyebilirim. Bir kısmınızı sürpriz çocuk bebek haberleri alabilirsiniz. Böyle bir durum var. Aranızda böyle sıkıntı olan soğukluk, artık soğukluk girmiş deriz ya. Böyle birisinden bir dönüş, sürpriz bir dönüş var. Bu kişi diyecek ki senden sonra hayatıma birçok kişi girdi ama seni bir türlü unutamadım, seni aklımdan çıkaramadım. Sen diyecek. Artık gerisi size kalmış sevgili yaylar. Evet, yaz dönemi burç tarot yorumunuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.